herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına hoş geldiniz. Bu programda sizler için hocalarımızdan okulumuz ve bölümlerimiz hakkında bilgiler alıyoruz. Bu programımızın konu yabancı diller direktörü, öğretim görevlisi Dilek Batur Seçer. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz hocam? Hocam direkt sorularıma geçmek istiyorum. Buyurun. Biliyorsunuz geçen yıl bir pandemi dönemini geride bıraktık. E, bu yılda vakaların fıfıfı fı artıyor ama inşallah eski düzenimize döneriz. E, biz geçen yıl neler yaptık? Bu yılki planlamalarımız neler? Biraz bunlardan bahsedebiliriz. E, aslında biz kötü yakalanmadık pandemiye. Hı hı. Tamam hastalık olarak tabii ki çok kötüydü. Herkes büyük sıkıntılar ve üzüntüler içerisindeydi. Ama okul olarak kurum olarak başarılı bir şekilde eğitimimize devam ettik. Ee, pek çok üniversitenin yaptığı gibi ya da pek çok kurumun yaptığı gibi ne sınavlarımızdan vazgeçtik, ne eğitimimizden vazgeçtik. Yapmamız gereken, planladığımız her ne varsa hem eğitim açısından, hem sınavlar açısından, hem kalite açısından hepsini aynı şekilde devam ettik. Ve e, insanlar evlerinde vakit geçirirken biz kesintisiz olarak her gün okulumuzdaydık. En önemlisi kaybımız olmadan herhalde geçen evet. dönemi atlattık. Evet, evet. Ee, peki ve hocam. Öğrencilerimizden de açıkçası çok düzgün feedbackler geldi bu konuda. Biliyorsunuz istatistik tutuluyor ve öğrencilerimiz aldıkları eğitimden memnunlardı. Peki hocam nasıl bir eğitim veriyoruz peki hazırlık okulunda? Biz modüler sistemle eğitim veriyoruz. Modüler sistemi tercih etmemizin sebebi sistemin... Hızlı öğrencileri çok çabuk İngilizce'de yukarı levellara dediğimiz daha üst kademelere taşıması, hem öğrenciyi hem öğretmeni hem sistemi çok çalıştırması, ama sonucunda başarılı olması. Hazırlık okulundaki seviye nasıl başlıyor peki hocam? Yani nasıl diyeyim? İngilizce seviyesi kaçtan sonra başlıyor ya da kaça kadar devam ediyor? Ee, okullarda zaten standart olarak kabul edilen bazı şeyler var. Biliyorsunuz Avrupa Ortak Dil Çerçevesi'ne ve Global Avrupa hmm. Ölçeği'ne göre sistemimizi kurgulamış vaziyetteyiz. Hmm. Ve zaten biz akredite olmuş bir üniversiteyiz. Böyle yapmak hmm. zorundayız. Dolayısıyla okulumuza gelen öğrencilerin e, iki tarzda sisteme tabi tutuyoruz. Bir öğrenci grubu zaten seviye tespit sınavına giriyor. 60'ın altında aldığı takdirde, eğitimine bizim yerleştirdiğimiz sınıflarda devam ediyor. 60'ın üzerinde alan öğrencilerimiz bu kez muafiyet sınavına tabi tutuluyorlar. Muafiyet sınavından 60 ve üzerinde not aldıkları takdirde bölümlerine geçiyorlar. Altında kaldıkları takdirde hazırlık okulunda eğitimlerine devam ediyorlar. Tabii exemption dediğimiz bir durum da var. Eğer öğrenci bize elinde bir sertifikayla gelirse nasıl bir sertifika? Gene uluslararası kabul edilen bir sertifika. E, TOEFL gibi ya da YDS gibi. Bunların da zaten baremlerine kendi öğrenci el kitabımızda ve kendi web sitemizde mutlak surette yayınlıyoruz. Şey de sormak istiyorum hocam, seviye tespit, yeterlilik, oryantasyon gibi sınavlarla ilgili de bilgi uh -huh. almak istiyorum. Aynı zamanda nerelerden öğrenebiliyor öğrenci arkadaşlarımız? Yani çok önemli bir soru sordunuz. Çünkü öğrencilerimiz de bir liseden yeni çıkmış oldukları için diyorlar ki kendilerine telefon edilecek veya okulu aradıklarında bunu öğrenebilecekler. Halbuki artık onlar birer yetişkin birey oldular. Hazırlık okulunun ise kendine ait bir web sitesi var. Dolayısıyla mutlak surette bizim hazırlık okulunun web sitesine hazırlık.üsküdar.edu.tr sitesine girerek bütün duyurularımızı, sınav örneklerimizi, yaptığımız yıl içindeki planı, ders kitaplarını, kitaplarını nereden alacaklarını, sertifikalarına nasıl ulaşacaklarını, sınava hangi binada, saat kaçta gireceklerini, danışmanlarının kim olacağını, derslerin ne zaman başlayacağını... Ayrıntılı bir şekilde... Her şeyi ama her şeyi oradan öğrenecekler. Zaten açtıkları zaman görecekler ki orada İngilizce, Türkçe ve Arapça öğrenci el kitapları var. Bununla birlikte akademik takvimimiz var, duyurularımız var, gün be gün tekrarladığımız duyurularımız var. Bize ulaşabilecekleri tek nokta o nokta çok güzel. Ya en azından hepsi hazır bir şekilde hani öğrencinin hizmetinde aslında orası evet. da. E, yabancılık çekmeyecekler. Evet. Peki yabancı diller bölümümüzün misyonu nedir hocam? Misyonumuz bir kere burası bir üniversite olduğuna göre bizim öğrencilerimizin de İngilizce ders programları olduğuna göre fakültelerde. Mutlak surette İngilizce iyi öğrenmek durumundalar. Neden? Çünkü derslerine takip edecekler. İlerideki zamanlardaysa kendi konularıyla ilgili makalelerini okuyabilecekler. İyi bir iş bulabilecekler ve başarılı olacaklar. E bütün bunlar için İngilizceyi çok iyi biliyor olmaları lazım. Evet. Bizim amacımız bu İngilizceyi raporlayabilecek derecede, istatistik çıkartabilecek derecede, günün birinde sunum yapabilecek derecede öğrencilerimize verebilmek. Çok güzel. E, yaz okulu ile ilgili de hocam birazcık bilgiler almak istiyorum. Neler söyleyebiliriz? Yaz okulumuz tabii ki başarılı olamayan öğrencilerimiz için. Biz normalde modüler sistem yaptığımızda 4 modülde A1, A2, B1, B2 programını tamamlıyoruz. E bu arada başarılı olan B1, B2 öğrencilerimize C1 şansı tanıyoruz 3. ve 4. modülde. Ve öğrenciler her ne kadar B2'den mezun olsalar da ve fakültelerine geçebilecek olsalar da Çocuklar her zaman C1'i okumayı tercih ediyorlar. Neden tercih ediyorlar? Çünkü daha önceki öğrenci arkadaşlarından bizim nasıl bir C1 programı yaptığımızı öğrenmiş oluyorlar. C1 programı dediğiniz zaman evet ileri düzey İngilizce ama öğrencilere kariyerlerine başladıkları zaman yardımcı olabilecek bir İngilizce. Varsayın ki üniversite mezunusunuz, ne yapmak istersiniz? Yüksek lisans yapacaksınız veya iyi bir şirkette işe başlayacaksınız. Size ilk sorulacak olan soru nedir? Birincisi okuduğunuz üniversitede akredite olmuş bir üniversite miydi? Yani uluslararası standartları Geçenli. var mıydı? İkincisi bu konuda bir sertifikanız var mı? Üçüncüsü de uluslararası anlamda bir sınavda başarılı oldunuz mu? TOEFL gibi, IELTS gibi bir sınavda. İşte C1 programında biz çocuklara muhakkak surette bir TOEFL programına tabi tutuyoruz ki bu bir teknik biliyorsunuz. Tekniği güzel başarabilen, yeterince İngilizcesine de varsa gerçekten başarılı olabiliyor TOEFL ve IELTS sınavlarında. Bu bir yardım yaptığımız. İkincisi gene kendi kariyerlerine başladıkları zaman mutlak surette toplantılarda sunum yapmaları gerekecek veya çok uzun, çok detaylı raporlar yazmaları beklenecek e, İngilizce'de aynı Türkçe'de olduğu gibi esasında hepsinin kuralları var. Kuralsız bir yazım tekniği yoktur. Dolayısıyla öğrettiğinizde öğrenciler de zaten B2 grubunun üzerine çıkmak istediğinde başarılı oluyorlar ve C1 programını tercih ediyorlar. Çok güzel. Peki hocam, aday öğrencilerimize vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Buraya geldiklerinde nelerle karşılaşacaklar? Elbette, elbette. Bir kere hazırlık masasını görmeden asla ve asla binayı terk etmesinler. İkincisi, açıkçası hazır canlı yayındayken bunlardan bahsetmek istiyorum. 4 Ekim sabah saat 9'da Türk öğrencilerimiz için seviye tespit sınavı. 5 Ekim sabah saat 9'da uluslararası öğrencilerimiz için seviye tespit sınavı var. Diyeceksiniz ki neden iki gün? Çünkü çok öğrencimiz var biliyorsunuz. Yeterlilik sınavımız dediğim gibi seviye tespit sınavından 60'ın altında not alanlar sınıflara yerleştirilecekler. 60'ın üzerinde not alanlarsa yeterlik sınavına girme hakkı kazanacaklar. Bu öğrencilerin de yine ee sınavları bu kez Türk ve yabancı öğrenciler, uluslararası öğrenciler dahil olmak üzere 7 Ekim sabah saat 9'da yazılı sınav. Yazılı sınavın ne olduğu hakkında sınav örneği hakkında her türlü detayı web zaten kendi web sayfamızdan alabilirler. Ama söylemek gerekirse içinde iki tane okuma parçası, iki tane dinleme, anlama ve not alma parçası ve bir e, yazma sayfası bulunuyor. Ama tabii ki bu writing dediğimiz yazma kısmında çocuklara seçenekler sunuyoruz. Yine akademik anlamda yazma tekniklerini taşıyan karşılaştırma zıtlık, avantaj, dezavantaj, bir argüman ortaya koyma, bunu kabul etme veya karşı argümanla cevap vermek gibi gibi çeşitli seçenekleri oluyor. Aralarından bir tanesini seçerek onu 300-350 kelime aralığında yazmalarını bekliyoruz. Ertesi gün ise yani 8 Ekim'de konuşma sınavımız var. Bu kez bir konu başlığı verilecek kendilerine ve konu başlığının altında kendilerinden 3 dakika konuşmalarını bekleyeceğiz. Sonuçlarını ise, yeterlik sınav sonuçlarını ise 15 Ekim'de yine kendi sitemizden yayınlayacağız. Bu arada 21 Ekim'de Türk öğrencilerimiz için, 22 Ekim'de uluslararası öğrencilerimiz için oryantasyon programımız var. Bu oryantasyon çok ciddi anlamda önemli. Çünkü orada hem bütün programı, hem bütün sistemi, sınavları, öğretmenleri ve her şeyi, her şeyi detaylı olarak anlatıyoruz. E, ve hatta bir sürpriz olarak, bir motivasyon olarak öğrencilerimize diyoruz ki, eğer başarılıysanız ve B1-B2 öğrencisiyseniz, sizin not ortalamanız 85 ve üzerindeyse ortalama 84-99 değil yalnız 85 ve üzerindeyse ikinci modülün sonundan sonra e, muafiyet sınavına girmek sizin arzu ederseniz fakültelerinize gidebilirsiniz. Arzu ederseniz C1 okuyabilirsiniz diyoruz. Ee, zaman, kaybı zaman kaybını, kaybını da olacak. ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu arada derslerimize başlama zamanımız da 18 Ekim. Yine ne yapacaklar? Web Bizim girecekler. sitemize hazırlık. Üsküdar edu Tr adresine girerek kendi numaralarının karşısında... ...hangi sınıf, hangi bina, hangi e, advisor ya da kendisiyle ilgilen danışman öğretmen var... Hangi kitapları kullanacaklar, nereden alacaklar, bütün bunları öğrenecekler. E, gayet e, elverişli ve gayet güzel bir sistem. Evet, yeter ki, yeter ki girsinler evet. bizim web sitemize. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Değerli teşekkür ediyorum. Değerli bilgiler verdiniz. Umarım öğrencilerimizin de kafasında bir şekil oluşmuştur. Çok sağ olun programa katıldığınız için. Bugünkü programımızın konu yabancı diller direktörü, öğretim görevlisi Diler Batur seçerdi. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.